Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi kapalı bir dosyadan bir başka dosyaya pivot tabloyla rapor alalım. Şimdi iki tane dosyamız var burada. Birincisi data verilerimiz burada ve pivot rapora da şuradan pivot tabloyla arkadaşlar rapor alacağız. Şimdi tablomuz bu. Bunun üzerindeyken pivot tablo oluşturup şu pivot raporun içerisine arkadaşlar burayı alacağız. Şunun ismini rapor olarak değiştiriyorum. Şimdi bu açık kalsın. Şimdi ikisi de açık arkadaşlar. Geliyorum bunun üzerinde. Tablonun üzerinde herhangi bir yere tıkladım. Buradan ekleden pivot tablo oluşturuyorum. Var olan bir çalışma sayfasında konum olarak bizim pivot rapor sayfasını A3'ünü tıkladım. Ve buraya arkadaşlar pivot tablo geldi. Şimdi buradan da belgeleri buraya alalım. Buradan miktar ve toplamların da değerlerini alalım. Şurayı bir düzenleyelim şöyle. Buraya miktar diyoruz. Boşluk tuşuna basıyorum. Bir boşluk bırakıyorum arkadaşlar. Başka türlü almıyor. Tutar dedim. Tamam. Geldim. Pivot tablonun üzerindeyken sağ tuş. Pivot tablo seçenekleri dedim. Bakın şurada sütun genişliklerini güncelleştirme otomatik sığdır. Boş bırakıyoruz ve buraya da tamam dedik. Şimdi çözümleden girmeyici ekleyelim. A gelsin. Ürün adı gelsin ve buraya tamam diyelim. Şunları da şöyle konumlandıralım. Bakalım arkadaşlar şimdi çalışıyor. Problem yok. Şimdi bunu kaydedip buradan çıktım. Geldim burada arkadaşlar. Bakın şurada buzdolabı var. Birinci ayda. Bunu ben şöyle belli olsun diye 5000 yapıyorum. Şimdi bunu da kaydettim buradan. Kapattım. Şu anda hepsi kapalı arkadaşlar. Pivot rapor tıkladım. Şimdi buzdolabı Ocak ayı idi. Bakın şimdi buradan normal eski kapattığımız konum. Şimdi buradan sağ tuş yenile dediğim zaman karşıma böyle bir pencere çıkıyor. İşlem dış veri kaynağına bağlanıyor. Dış veriden bağlandığı için yani dış verideki kaynağa bağlandığı için güvenlik bildirimi bize soruyor. Biz de buna tamam diyoruz ve bakın Akdeniz bölgesinde buzdolabı 5016 olarak değişti. Şimdi bunu tekrar ben yenilesem bu daha gelmeyecek. İlk başta yani ilk açılıştayken bunu yapıyor. Bunu buraya almak istemiyorsak ne yaparız? Bunu da şuradan şöyle yapalım. Bunu da bir makroya atayarak geliştiricide makro kaydet diyorum. Makro bir ismi böyle kalsın. Geliyorum sağ tuş yenile diyorum. Yeniledi ve kaydımı durdurdum. Buradan şuradan makrolara geldim. Düzenle dedim. Yazdığım makro bu. Bunu da buradan kopyaladım. Geliyorum arkadaşlar bunu bu çalışma kitabını tıkladım. Şuradan general yazan yerin altına workbook var. Workbook açıldı. Yani bu dosya açıldığı zaman gelsin bunu yenilesin. Şimdi burada şöyle bir olay var. Bu tek bir sayfa. İlk açılışta zaten bu gelecek ve dolayısıyla bu aktif olan sheet yani aktif sayfa olacak. Eğer burada farklı bir sayfalarınızda varsa o zaman buraya sayfa pivot tablo hangi sayfada ise o zaman ne yapmak lazım? O sayfanın ismini buraya belirtmek lazım. Biz bunu belirtelim. Ne diyoruz buraya? Sheets. Rapor sayfası. Da bulunan pivot tabloları yenile arkadaşlar. Bu o demek. Şimdi buradan çıkalım.
bunu buradan kaydettim, buradan çıktım, datama geliyorum. Şimdi buzdolabını burada normal 5'e çevirdim. Ütüyü arttıralım. 5000 bu ne olsun, 8000 olsun. Hatta 80.000 olsun ki belli olsun. Bunu da buradan kaydettim, çıktım. Pivot raporuna geldiği zaman arkadaşlar, şimdi bakın buzdolabı normal halini aldı. Ütüye baktığımız zaman bakın 8000 buraya geldi, 80.000 buraya geldi. Sağ tuş yeniledi, yapmadık ama burada girip de tekrar bunu yaparsam bu uyarıyı arkadaşlar buradan tekrar alıyorum. Ama biz bunu otomatik hale getirdiğimiz için burada sağ tuş yenile demeye gerek yok. Evet arkadaşlar, bilmiyorum işinize yarar mı? Görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.